Başınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vatana, millete, din İslam'a, Kur'an'ın hükmüne göre ahireti terk etmeyecek. Allah'a kazanan hiçbir şey kaybı olmaz. Allah'a kaybedenin de hiçbir kazancı olmaz. İnançlı bir lider isterim. Siz ne söylemek isterdiniz? Vallahi ne söylemek isterdim? Sadece bu işatın düzelmesini isterdik. Yani böyle insanların her gün geçtikçe mağdur sayısı çoğalıyor. Bu mağduriyetin azalmasını isterdik. Yani en başta şu serbest piyasayı kaldır derdim. Şu muhtarları kaldır derdim. Bak şu an bayram geldi. Belki %80, %90 emekli kurban kesemeyecek bu sene. Çünkü 250 lira şu anda. Yani bunu genler orada mecliste yattıkları yerde her şeyi tuzları kuru. Ama alt tabakaya inip de necisin demiyorlar. İşte şöyledir, böyledir. Hayır, böyle olmaz. Serbest piyasayı kaldır. Enflasyonu o zaman indirsin sen. Bugün şurada domatesi alayım 18, oraya gideyim 25, oraya gideyim 50. Ne olacak bu? Enflasyon mu iner? İnmez. Piyasa durulur mu? Durulmaz. Bunlara çözüm bulmaları lazım en başta. Bunların siyasetçiler orada mecliste oturdukları yerde böyle çözüm üretemezler. Çözüm böyle. İçine mi karışmalı? Halka inecekler, tabana inecekler. İstekleriniz ne? Arzularınız ne? Bir 5 senede bir işte geldi soruyorlar. Necisiniz? 5 senede bir değil. Madem ben seni seçtim, ayda bir veya 6 ayda bir gel sor. Serbest piyasayı kaldıracağız diye bir önerge sun. Yok ama herhalde serbest piyasa genlerinin de işine yarıyor. Üniversiteyi bitirdi. Birisi Türkçe öğretmenliği bitirdi 4 yıl. El Aziz'de bitirdim o da üniversiteyi. Bir de yine şey bitirdi. Sosyoloji bitirdi 4 yıl. O da boşta. Verdim yani buna hep koca verdim. Geri artık o devlette bir şey beklemiyorum. Atanamadılar. Biri de diş hakimliği bitirdi. Diş yani ne şey sağlığı okudu. Diş hemşire olarak 2 yıl bitirdi. O da boştan geziyor. KPSS çalışıyor boş. Alım yok. Hükümet çözemiyor bunu yani boş. Biz yani boşa konuşuyoruz da. Boş. Dört tane çocuk okuttum. O da kız çocukları okuttum hep. Boştan geziyorum. Atanamayan öğretmene, hemşireye bir el atılması gerekiyor. Onu tabii, diyorsunuz. El atılması işte gerekiyor ama da yapmıyorlar. Devlet yapamıyor. Bütçede para mı yok mu? Nasılsa yapamıyorlar. Bir de torpil dönüyor. Bu KPSS bir de sözlü mülakat çıkarmışlar. Adamı olanı alıyor. Adamı olmayanı almıyor. Adam 50 puan kazanıyor. 50 puanda da eleniyor. Sözle eleniyor. Evet. Ya başka bir şey diyemiyorum. Devletimiz buna çözüm yapsın yani. Torpili olanı alıyorlar. Torpili olmayanı alamıyorlar. Torpilin kaldırılması lazım. Atanamayan hemşireye, öğretmene yardımcı olunması lazım. Atama yapılması lazım. Tabii. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Gençlerimiz hep maddi çiğe. Çoğu duvar dibinde ölüyor abi. Nüfus artışı hızla düşüyor. Nüfus yaşlanıyor diyorlar. Bugün söyledi. Gençlerimiz evlenemiyor, ev kuramıyor. Gençler maddeye düştüğü için genç ölümler çoğaldı. Aynen. Duvar dibinde ölüyor gençlerimiz ya. Buna bir çözüm yazdık değil mi bu gençlerimiz? Bir genç 30-40 senede meydana geliyor. Değeri yok. Hep zindanlarda çürüyor çoğu da. Buna bir çare bulunmazsa yaşlı dolar her taraf. Teşekkür ederim. Ne yapmasını isterdik kızım? Şu durum yanıyor. Millet, hele emekliler, yangın yeri. Ne düzeltsinler şeyi? Şu ortalığı. Yani bu dayanılır gibi değil artık. Emekli zor durumda. Kurban kesemeyecek. Değil tabii mi? Ya. Şeye git para. Onun adı ne? Özel hastaneye git para. Emeklide para yok. Devletten sıra. Sıra olamayık. Ne olacak halimiz? Ne olacak? Sorayım size, ne olacak halimiz? Bir siyasetçinin bunu değiştirmesini isterdiniz değil mi? Yani birinin gelip bunu değiştirmesini isterdiniz. Birinin gelip el atması lazım artık. Yeter. Canımızdan bezdik. Yeter artık. Birileri gelsin el atsın.
Yeter biz de bir rahat olak. Ellerin şeyi, emekleri yürüteşle tatil yapıyor. Biz ne halt işliyik? Biz ne edik? Akşama ne pişiririk? Onun kaygısındayık. Bir siyasetçi karşınızda olsaydı ondan ne isterdiniz, ne beklerdiniz? Neyin değişmesini, neyi değiştirmesini isterdiniz? Ben hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum şu anda. Ülke işgal edilmiş durumda. Elin Suriyelisi gelmiş 35 yaşında, 25 yaşında. Ne bu savaştan kaçtı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu insanlara 13 bin lira emekli ve maaş veriyor. Ama bu öbürlerine de yani çocuk parası, doğum parası, şu parası, çeyiz parası hepsini Suriyeli'ye yapıyor. Yani göçmene yapıyor. Neden bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 35 yıl emekliye prim ödemiş? Demek ki bizim primimiz de ortada yok, çalınmış. Prim çalınmasaydı şu anda sadaka vermezdi emekliye. Emekli bunu hak etmedi mi? Fazlasıyla etti. Kuru soğan yerik reisi yedirmek. Kuru soğan yerik reisi yedirmek. Ye o zaman kuru soğandan kuru ekmeği. Kuru soğandan kuru ekmeği yesinler bakalım. Yeni miymiş her gün? Ülkemizde ikinci sınıf muamele mi görüyoruz? Hiçbir muamele görmüyoruz. Benim çocuğum var engelli. Elin 25 yaşındaki, 30 yaşındaki, 40 yaşındaki adamı geliyor. Hastaneden faydalanıyor, maaştan faydalanıyor. Benim engelli çocuğum ne iş bulabiliyor? Yani sağlamlar da bulamıyor. Şimdi de bir şey çıkartmış, yasa çıkartmış. İnsanlarımız emekli olamayacak. O zaman yoluna git bacım, sen memnunsan. Yoluna git, o zaman git. Memnunsan. Burayı alabiliriz, problem yok. Memnunsan niye sırdın? Buyurun siz devam edin. Bir insanda utanma olur. O da sizde yok. Yani Türkiye'nin gidişat değil. Zaten işgal edilmiş bir ülke. Ben oldu bitti. Ben bu adama oy vermedim. Ölsem de vermeyeceğim. Gelsin beni atacak mı, atsın. Benim engelli çocuğum var. Bugün 20 yaşında çocuk. İş yok, maaş yok, sigorta yok. Hiçbir fayda yok. Benim kağıtlarım şeyde bekliyor. Şu aile şeyinde. Neymiş, benden beraber oturuyormuş. 20 yaşındaki çocuk benden de otursa ona ya iş vereceksin ya maaş vereceksin. Engelli çünkü. Sen bunu vermiyorsan eğer buna, yani neden Suriyeli'ye var da buna yok? Yurt dışından gelen adamlara her şey var, serbest. Sınırsız. Türk halkı olarak biz de hak ettiğimizi alalım mı diyorsun? Yani ben şu Mustafa Kemal'a aslında çok kızayım. Bu ülkeyi bunlara kazandırdı diye, bu ülkeye kazandırdı diye. Bırakacaktı. Hepsi Arapların altında ezilecekti bu ülke. Türkiye Cumhuriyeti vatan. Adam değil ki ne, ben Türkiye Cumhuriyeti yazısını kaldıracağım diye. Zaten bilmiyorum ne kadar gücü yeter ama halka ikinci bir İstiklal Marşı destanı yazdıracak bunlar. Yani ya öleceksin ya yani kaybedeceksin. Böyle bir sistem geldi yani. İnşaatı kötü görüyorsunuz. Kötü yani. Hani şey Mehmet Akif Ersoy demiş ki ne? Antep'in ilk savaşında 100 yıl bundan önce. Allah bu ülkeye demiş İstiklal Marşı'nı bir daha yazdırmasın. Yani bu kadar dışarıdan gelen insan var. Artık bizim midemiz de kaldırmıyor. Vicdanımız da kaldırmıyor. Her türlü ezilik bizim psikolojimiz alt üstünde. Benim engelli çocuğuma değil ki ne, senden oturayım diye maaş vereyim diye. Veremem diye. Tövbe. Veremem diye. Peki bu çocuk sokakta mı yatsın? Zaten binlerce çocuk ziyan oldu sokakta. Ben çok ziyan olan, ben şu şehir merkezinde oturayım, burada oturayım. Ama çok sokakta kaybettiğimiz çocuklarımız oldu. Kimisi madde, kimisi şu, kimisi bu, birbirini vuran vurana. Neden benim ülkem bu halde? Benim 25 yıl önce ülkem bu halde değildi. Benim kardeşim bundan kaç yıl önce, değiller ki hastanelerde sıra vardı. Benim bundan kaç sene önce kardeşim yandı, hastaneye gitti. Yemin ederim şu anın parasıyla 20 milyar para bile gitmedi. Şu andaki parayla özelde de yattı, Amerikan'da da yattı, devlet hastanesinde de yattı. Ama o kadar, bu kadar şimdi gidip de ben özel hastanenin birinde yatamam. 3 gün yatamam. Zaten yatış da vermiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına o hizmet de yok. Yani hastane hizmeti de yok. Ben hastane hizmetlerinden hiç memnun değilim. Ya bir insan kalp hastası 5 ay bekler mi ya, 3 ay bekler mi ya, hastane randevu olur mu? Sağlık, yani konu sağlık olunca insanlar zamanla yarışıyor. Zamanla yarışan bir insan randevu sistemi olamaz. Ben bunlardan hepsine şikayetçiyim. Benim karşıma gelmesine, ben çünkü o insanları, ben televizyona bile bakmıyorum ki.
Televizyona bile bakmıyorum. Yemin ederim 22 yıldır ben televizyonlarımı kapatmışım. Fişini çektim. Odur budur bakmıyorum. Gerçek söylüyorum. Gerçek söylüyorum yani. Bakmıyorum ben televizyona. Genel baksınlar. Genel öksünler. Ben bakmıyorum televizyona.